Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Birkaç şey söylemek istedim. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta tabii ki çok büyük bir felaket yaşadık. Atlattık diyemiyorum. Çünkü hala süreç devam ediyor. Hala devam eden kötü bir durum var. Bir günlük bir şey değil bu. Uzun süre boyunca kendini hissettirecek bir durum. Gerçekten bu yaşanan durumdan ötürü çok üzgün. Çok acı bir tablo var. Bu yaşananlardan ötürü vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Daha da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok kolay bir durum değil çünkü. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar bugün FIFA'da Foot Champions maçlarını yapacağım. Hiç keyfim yoktu gerçekten son 2 haftadır. Yani 12 gündür video koymuyorum zaten. İçimden hiçbir şekilde böyle bir şey yapmak gelmedi. Kayıt dışı bir BL oynadım sadece. Onun dışında bir şey yapmadım FIFA'da. Kayıt dışında çok iyi bir kart çıkardım. Kadromda değişen şeyleri göstereceğim. Kadrom bu şekilde çok alakasız bir şekilde Prime Zidane çıkardım satılamaz. Zidane hiç oynatmadığım bir kart. Hiç bulundurmadım kadromda. Yani çok iyi duruyor statleri falan. Biraz hızı düşük. Abedi Pele aldım sonra. Kalulu çıkardım satılamaz. Elanga çıkardım. Gelen kartlara bir bakalım. Bayağı bir şey gelmiş. Van de Beek geldi. 3-3. Yüksek orta. Atağı daha yüksek bir de. Bence dandik bir kart. Hayır. Bu kart iyi ama yani uğraşır mısınız bilmiyorum. Defansı bayağı yüksek. Boyu da fena değil. Yani bence uğraşmaya değmez bu kart. Şimdi VL maçlarına geçebiliriz. Yeni bir sistem deniyorum. Yeni bir taktik. Bu sistem 4-1-2-1-2. Şu şekilde Mbappe, Jairzinho, Forvet, Zidane, Cam, Abedi, Pele, Fofana, Modric, Mendy, Kalulu, Nesta, Klaus, Maignan da kalede oynuyor. İlk maçımızı oynayalım. Zor bir VL olabilir. Oyundaki en iyi stoper diyorlar şu an Ramos'a. Ama bakalım, ben kullanmadım. Mbappe kaptı. Güzel gol. Kaçırdı. Çok kötü. Çok kötü vurdum. İyi araya kaçıyor ya. Ay sokayım ya. Çok kötü kaçırdım ya. Nesta'yı saldım çünkü. Ne? Kendini yere attı lan herif. Abi Ramos da sol üstte abanacağını o kadar iyi biliyorum ki. Of, ne iyi pas. Jairzinho. Bravo oğlum. Çok iyi gol. Çok iyi gol be. Bravo Zidane be. Be. Lan çok iyi yapmıştım ya. Adam zaten hareketli üstüne maçtan çıktı. Deketelarem'in öyle bir şey var ya. Onu merak ediyorum. Mbappe'nin her yerden çekti şu tehlikeli ya. Bravo Mbappe. Bravo abi. Oğlum nasıl yetişti ona ya? Ah be oğlum, Zidane vur ya. Abi Zidane'ın atamadığı şeye bak ya. Oğlum elimden kaçan fırsata bak ya. Oh! Ne kurtar? O benim kaçırdığımla aynı pozisyon bu. İkisini de Gareth Bale kaçırdı ama garip olan. Sikiyim ya. Kötü gol yedim ya. Hak ettim ya gol yemeyi. Butland. Oo, Jonjo Kenny'si var sağ bekte. O kart çok beğeniyorum.
Yani Butland kurtaramadı. 6-6 falan boyu bir de. Çok cacık bir gol ya. Çok kolay bir gol yedim. Modric. Bu nasıl gol ya? Şey ya. Kanka ya gerçekten kendini atan atana ya. Herkes kendini yere atıyor ya. Ne yaptım abi ben burada adama? Ne yapmışım abi? Herif düştü ya. Yere düştü ya. Sağ üst duracak. Sol. Abi önümde kalmadı top ya. PlayStation kumandan bozuldu ya. Manyağın. Güzel kadro. Biliyordum, biliyordum, biliyordum. Güzel. Çok kötü FIFA oynuyorum bu arada ya. Taktiğimi bile ayarlamadım galiba. Aynen. Of. Nereye Modric ya? Nereye yani? Nereye pas atıyorsun abi? Kanka kalecim ayağı bile kalkmıyor ki ya. Hani 6 dakika falan sürdü topun oraya gelmesi ya. Ver ver penaltı ver. Seni ya. Abanır sağ üstü. Ay. Bravo. Kanka Harry Kane almasın ama o topu ya. Senin ya. Çok iyi. Sikeceğim ya. Kaybettim amına koyayım. Saçma salak kaybettim ya. Ben Zidane'ı oynatmayacağım galiba ya. Benlik bir kart değil abi adam. Camda yavaş, kanatta oynatamıyorum. Orta saham zaten daha iyi. Oynatmayacağım ben Zidane'ı. Kadro ne kanka? Ah. Ya kafamı sikeyim ya. Bravo be. Gördüğünüz üzere Neymar'la Pele'yle gayet daha iyi oynuyoruz. Abedi Pele kardeşimle aslanlar gibi oynuyoruz. Ah biliyorum kaydıracağını ya. Ah siktir. Of. İddiamın arkasındayım abi. Neymar Prime Zidane'dan iyi. Net söylüyorum. Oynatmayacağım Zidane abi. Oyunumun... Ben böyle süperstarlar gelince takıma düzen bozuluyor. İşime yarayacak süperstarlar lazım. Mbappe gibi falan.
Oha. Kim oğlum bu? Declan Rice Centurions kartıyla attığı gole bak abi adam. Ah siktir be, çok iyi geçmiştim. Ay, iyi vurdu. İyi kapattı ayağını. Güzel. Kanka hayvan nasıl koydu ya? Güzel. Koş abi. Bravo. Adam kırmızı kart ne arıyordu lan? Ay, hadi be kardeşim ya, hadi be kardeşim. Çık artık. İlginç bir forvet attı. Dalgış hiç görmedim. Hadi be. Orta saha. Haydi. Hadi Beto Hernandez be. Penaltı yok mu? Cık, ay amına koyayım. Yes. Oyunun bozuk olduğunu biliyorum abi. Oradan ayak dışını vurursa atacak. Bu Canon. Kalabilir. Yeni bir süper sabımız var. Oo, güzel gol. Bu arada az önce göstermedim. Pik yaptım. Bu çıktı. Bence iyi bir süper sap. Kanatta falan işimize yarayabilir. Of. 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 Bu kadro ne? Ama sen onu o fake'leri yiyorsan bu kadronun da pek bir önemi olmamalı senin için. İşte onu orada öyle bir yasan. Aynen zaten. Adam direkt saldı ya. Ben ilk golü yiyince zaten iyi oynamadığını anlamıştım. Oynasa da kaybederdi. Coman. Pires. Jorginho Pires. 5 skill. Mükemmel bir kadro değil bence stoperinden ötürü. Ama orta sahası çok iyiymiş. Hadi be koş. Koş git, koş git, koş git. Ona koyayım. Öyle bir itildim ki yani topu kontrol edemedim. Kaçtı. Bravo Mbappe. Çıkacaksın mı be? Yes, oley. Şu maçları hızlı geçince çok iyi oluyor ya. Süper oldu. Evet. Bir şekilde 7003 los yapmayı başardık. İlk 10 maçta. Zidane'ı oynatmamak gibi radikale gittik tabi. Kötü kart değil de ben şimdi Fofana'yı kesmek istemiyorum. Fofana çok sağlam defansif olarak. Yani çok acayip beğeniyorum Fofana'yı. Geldiğinde de çok sevinmedim bu arada. Çıkış anının videosu yok ama. Çok sevinmedim. Çünkü çok kullanabileceğim bir kart değil. Benlik bir kart değil Zidane. Eğer Fofana mı olsaydı sadece Modric çıkmamış olsaydı o zaman Modric'in yerine onu oynatabilirdim. Ama şu anki kadromda, şu anki oynama düzenimde Zidane'ı oynatmayacağım. Dribbling'i
istediğim seviyede değil çünkü uzun boylu ve şey bir adam bence biraz ağır bir oyuncu. O yüzden Zidane şu an kadroda yedek kalmak zorunda ve büyük ihtimalle hiç kadromda oynamayacak. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.